Yüzyılın anlaşması diye bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Çünkü zaten bu anlaşmayı imzalayan devletler de bizim için yok hükmündedir. Zira İsrail bir devlet değil, bir terör ve işgal şebekesidir. Ve Kudüs dün olduğu gibi, bugün de olduğu gibi ilelebet Allah'ın izniyle Filistin'in başkenti olacak ve İslam'ın siyasi ve İslami cenahta da yine başkent olmaya devam edecektir. Rahmetli Erbakan Hoca'nın yaklaşık 50 yıldır söylediği ve bizim de ideoloji olarak kabul ettiğimiz şey tabii kaçınılmaz olan, olmazsa olmaz olan İslam Birliği'dir. Çünkü İslam Birliği olmadığı müddetçe, tek ses, tek yürek olmadığı müddetçe ve bu konuda herkesin fikrinin, zikrinin aynı olmadığı müddetçe bundan güç alıyorlar. Çünkü adam bir adım atıyor, bakıyor İslam ülkelerinde sıkıntı yok. Hatta bazıları şuursuzca onlara destek veriyorlar. Maalesef talihsiz bir destek onlar açısından. Çünkü yarın bu günler geçip gidecek ve tarih kitapları bunları yazacak. Tarih noktasında bir kara leke olarak kalacak onlar için. Doğru söylüyorsunuz, bu İslam Birliği'nin bir meselesi. İslam, İttihadı İslam'ın derhal sağlanması lazım. Tabi bu da devletler arasında olur. Şimdi biz STK olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir zulüm gördüğünüzde işte onu elinizle düzeltin. Bu devletin görevidir. Biz devleti bu noktada her zaman teşvik etmeye çalışıyoruz. Gücümüz belki azdır ama elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü olması gereken budur. Kudüs bizim himayemizdeydi Osmanlı Devleti zamanında. Ve binlerce yıl bu şekilde devam etti. Elhamdülillah. Ecdadımız buna sahip çıktı, bu emanete. Şimdi bu emanete sahip çıkma sırası yine Türkiye önderliğinde İslam Birliği ile olacaktır. O yüzden bu zulüm elle düzeltilecekse devlet eliyle yapılması lazım. Biz üzerimize düşeni bu noktada devleti teşvik ederek yapmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah onlara da bu işe eliyle düzeltmeyi, yani onlara az önce bahsettiğiniz gibi rahmetli hocamız İsrail ancak kaba kuvvetten anlar, onlara dişinizi gösterin derdi. Yumruğunuzu gösterin, kararlılığınızı gösterin. Zaten bu kararlılık gösterilmiş olsa bu kadar şımarmazdı bunlar ve bu kadar tepemize çıkmazlardı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada sağ olsunlar olası bir saldırıda veya bir bu şekilde reflekslerde direnç gösteriyor, çıkıp konuşmasını yapıyor. Bu bizim yüreğimize su serpiyor. Ama bunun arkasının gelmemesi de bizi kan ağlatıyor. Yani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız eğer böyle bir adım atmak isterse biz Anadolu Gençlik Derneği ve Milko kuruluşları olarak son nefesimize ve son damla kanımıza kadar arkasında olacağımızı bildiririz. İslam Birliği derhal kurulmalıdır. Ve İslam Birliği adı altında tüm İslam ümmeti, tüm İslam devleti toplanmalıdır. Mesela rahmetli Erbakan Hoca 96'da kurduğu D8'ler bunun bir nüvesidir. Şu anda D8'ler yani ikinci katip seviyesinde yapılıyor. Bunların derhal ama derhal devlet başkanlığı düzeni yükseltilip acil eylem kararları alınmalıdır. Kudüs hakkında, Suriye hakkında, Irak hakkında ve tüm kan ve gözyaşı döken ümmet-i Muhammed hakkında acil eylem kararları alınmalıdır. Zaten biz bunun için sadece adım atmış olsak zaten gerek Amerika, büyük şeytan, gerek küçük şeytan İsrail bundan nasibini alacak ve aman ya Rabbi İslam ümmeti bir araya geliyor ve bizim derhal bu topraklardan çekilmemiz gerek mesajını alırlar. Allah razı olsun, kardeşlerimiz Diyarbakır'da büyük müti karar almışlar. Biz de İstanbul'da 9 Şubat'ta büyük mitin kararı aldık. Büyük Kudüs mitingi. Biz inanıyoruz ki Kudüs İslam'ındır. İslam'ın kalacaktır. Kudüs İslam'ın başkentidir. İlk kıblesidir. Ve bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Bırakın 100 yılın anlaşmasını, 500 yılın anlaşmasını yapsalar bizim için yok hükmündedir. Biz bu anlaşmaların hepsini elimizin tersiyle iteceğiz Allah'ın izniyle. Ve yarın öyle bir güne doğacak inşallah. Kardan aydınlık olacak. Biz buna inanıyoruz. Gençlerimize de bunu telkin ediyoruz. Tüm halkımızı az önce bahsettiğimiz gibi 9 Şubat'ta bu taraftaysa Diyarbakır'a ve diğer taraflardaysa Türkiye'nin batı taraflarına yakınsa da İstanbul'a milyonları toplayacak şekilde oraya Büyük Kudüs mitingine davet ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı bir anlaşma metninde tamamen Kudüs'ü İsrail'in yani terör şebekesinin merhametine bırakıyor ve oranın başkenti olarak
göstermeye çalışıyorlar ve bunu dünyada da tanıtmaya gayret gösteriyorlar. Bizler diyoruz ki bu terör şebekesinin ve yandaşlarının oyununa gelmeyelim. Hiçbir zaman böyle bir tanıma, hiçbir devletin bunların yanında olmaması, bunları tanımaması, bunlara destek vermemesini temenni ediyoruz. Ve bunlara destek veren kim olursa olsun terör şebekesiyle beraber aynen ismini zikredeceğiz ve ismini zikrediyoruz. Onlarla beraber taraftar olarak görüyoruz. Şimdi bu terör şebekesi ve Amerika'nın dünya üzerinde yaptığı bütün kıyımları biz biliyoruz. Bugün Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve daha ismini zikredemediğimiz birçok İslam beldelerinde bu terör şebekesinin ve yandaşlarının yaptığı katliamları görüyoruz. Bizler de diyoruz ki tepkimizi bunlara göstermemiz lazım. Devletler olarak bunlarla olan anlaşmalarını ve benzeri şeylerini sona erdirmeleri ve bunlara en üst düzeyde tepkilerini vermeleri gerekiyor. Halk olarak, Müslüman halklar olarak da meydanlara dökülüp kendi tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Bundan dolayıdır ki bizler Müstazaflar Cemiyeti olarak bu hafta sonu pazar günü Diyarbakır meydanlarında, istasyon meydanında saat 1.30'da bir miting düzenliyoruz. Ve bütün halkımızı hiçbir cemaat, hiçbir topluluk, hiçbir tarikat, hiçbir farklı dernek ayırt etmeden oraya davet ediyoruz. Çünkü bizler tepkimizi Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali vermemiz gerekiyor. Karıncaya soruyorlar, sen bu suyla Hazreti İbrahim'in ateşini mi söndüreceksin? O da diyor ki, belki bu bir damla suyla ben ateşi söndüremem ama ben en azından İbrahim taraftarı olduğumu ortaya koyalım. Biz de halkımıza sesleniyoruz. Belki bu tepkimiz de çok güçlü bir şey ortaya çıkmasa bile aslında biz de karınca misali Kudüs taraftarı, Filistin taraftarı, Müslümanların taraftarı, en önemlisi de Allah'ın taraftarı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Şu da bir gerçek ki bu mitingler bize ufak gelmesin, bize küçük gelmesin, bize etkisiz gelmesin. Biz inanıyoruz ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ben küffara Müslümanların korkusunu bir aylık mesafede onların kalbine veririm. Bizler böyle toplandığımız sürece, meydana indiğimiz sürece, elimizden geleni yaptığımız sürece biz inanıyoruz ki küffarın kalbine korku girecektir. Ve biz diyoruz kahrolsun İsrail, kahrolsun terör şebekesi, Kudüs bizimdir ve bizim kalacaktır.